Evet, Single Stock Option serimizde bu defa Bull Call Spread ya da yukarı eğilimli Decay Spread stratejisini anlatmaya çalışacağım. Decay Spread yahut Call Spread derken burada aynı vadeli ama farklı kullanım fiyatlı opsiyonları kullanıyoruz demek oluyor. Bir hisse senedinin 68 TL olduğunu düşünelim. Bu hisse senedinin önümüzdeki birkaç hafta, bir ay gibi bir süre için biraz yükselme eğilimi olduğunu düşünüyoruz. Yine bunun çeşitli nedenleri olabilir. Çeşitli analizler, temel teknik yahut hisse senedine yönelik analizlerle böyle bir beklentimiz olsun. Böyle bir beklenti için yapılacak iş, strateji: piyasa yahut hisse senedinin fiyatı 68 TL iken 70 TL kullanım fiyatı olan alım opsiyonunu satın alırız. Bunun fiyatı 3.60 TL, 3.60 TL. Öte yanda yine burada hisse senedinin dramatik bir çıkışı olacağını beklemiyoruz. Olsa olsa bu süre içinde 75 yahut o civara kadar yükselebilir ama daha fazla gitmez diye 75 kullanımlı alım opsiyonunu satın alıyoruz. Bunu düzeltmek istiyorum. Bu satım değil, alım opsiyonu olması lazım. Yani her ikisi de alım opsiyonu. Bir tanesi 70 kullanımlı uzun pozisyon, diğeri 75 kullanımlı kısa pozisyon. Birinde hak alıyoruz, 70'ten satın alma hakkı. Diğerinde 75'ten satma hakkı. Piyasa daha yüksekse biz daha ucuzdan satacağız demek oluyor. Dolayısıyla bu ikisi birden Bull Call Spread stratejisi adı altına geliyor. 75 kullanımlı alım opsiyonu aslında fiyatı 2 TL. Bu hisse senedinin fiyatı 68 TL iken biz 75'ten alma hakkı veriyorsak bu opsiyonun hiçbir değeri yoktur şu haliyle. Yani out of the money yahut para dışı bir opsiyondur. Dolayısıyla 2 TL'lik bütün maliyeti yahut primi doğrudan doğruya TETA'ya, yani zaman primi olarak karşımıza çıkıyor. Tek başına genel olarak yeni başlayanlar sadece alım opsiyonu alıp üzerine yatarlar. Bu da doğrudur. Fakat dediğim gibi maliyetleri düşürmek için daha yukarı fiyatlardan bir alım opsiyonu satılırsa bu maliyet düşürülebilir. Bizim burada 70 kullanımlı alım opsiyonun fiyatı satın aldığımız için 3.6 TL demiştim. Diğeri sattığımız opsiyon bize 2 TL'yi geri getirecek. Dolayısıyla maksimum zararımız 1.6 TL ile sınırlı kalacak demektir. Şimdi hisse eğer beklediğimiz gibi yükselirse 70 kullanım fiyatlı alım opsiyonu 70'in altında kaldığı sürece bir kazanç vermeyecektir. Çünkü kullanılmayacaktır, kullanmayacağız. Ama yukarı çıkmaya başladığı zaman bizim 70'ten satın alma hakkımızdan dolayı bu opsiyon sürekli olarak kazanç sağlayacaktır. Öte yanda tam aksine biz 75 seviyesine alım opsiyonu sattık. 75'in üzerinde bu opsiyon zarar yazacaktır. Burada görüldüğü gibi opsiyon fiyatı, dayanak varlığı fiyatı yükseldikçe bu opsiyonun fiyatı da zarar yazacaktır. Ama net olarak bakıldığında, net kar zarar olarak bakıldığında bizim 70'in altında kaldığı sürece bu hisse senedinin maksimum maliyeti bize net maliyet 1.6 TL olarak görülüyor. Ama yükselmeye başladığında 3.40 TL'lik bir kazanç sağlayacağız. Aslında fena değil. 1.60 riske 3.40 getiri
oldukça iyi bir rasyo. Tabii burada satım opsiyonu, alım opsiyonu sattığımız için burada piyasa ne kadar yükselirse yükselsin bizim karımız 3,4 TL ile sınırlı kalıyor. Dolayısıyla bu bölgenin 70'in altında bu opsiyonlar kullanılmaz ve maksimum riskimiz ödediğimiz parayla sınırlı kalır. Bu mesafe 1,6 TL. Ama piyasa yükselmeye başladığı zaman, daha doğrusu hisse senedi yükselmeye başladığı zaman dayanak varlık olarak bu opsiyonlar kazanç sağlamaya başlayacak. Ta ki bizim satım yükümlülüğümüz 75'ten satım yükümlülüğümüz devreye girip kazancı kısmaya başlayana kadar. Dolayısıyla burada maksimum kazanç iki kullanım fiyatı arasındaki, yani 75 ve 70 kullanım fiyatları arasında bize kazanç sağlayacak. Ancak ödediğimiz strateji maliyeti 1,60 olduğundan net karımız 3,4 TL ile sınırlı kalacak. Öte yanda maksimum zararımız eğer 70'in altında kalırsa hisse senedi ödediğimiz net maliyet 1,6 TL olarak kalacak. Elbette ki başa baş noktası düşük kullanım fiyatlı opsiyon 70 ve oradan çıkmaya başladığında 1,60 kadar çıkması lazım ki biz başa baş olalım. O da 71,6 TL'ye karşı düşüyor. Dolayısıyla burada bir önemli nokta bu tür strateji yaparken elbette ki opsiyonun oynaklığı ve vadesi son derece önemlidir. Ancak biz burada bir opsiyonu alıp diğerini sattığımız için hem vega hem teta anlamında sanki nötr gibi oluyoruz. 70 kullanım fiyatlı opsiyon daha çok etti money dayanak varlığı fiyatına yakın olduğu için teta vegası daha alıngan yahut hassastır. Ama diğer satım opsiyonuyla birlikte genel olarak bu hisse senedinin teta ve vegası, zaman değeri ve oynaklığı yüksek ya da düşük olması birini alıp diğerini sattığın için fazla önemli olmayacaktır. Şimdilik hoşça kalın.